Bahçekent'te konumlanan Avpark projesinin satış ofisindeyiz. Örnek dairesindeyiz. Yanımızda projenin satış müdürü Engin Ayaz var. Bugün Emlak Bilim TV izleyicilerine Avpark projesini tanıtmak, örnek dairesini gezmek için buradayız. Engin Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir 15-20 gün önce projenin lansmanını gerçekleştirdiniz. Birlikte yaptık basınla. Sonra da ayın 10'u gibi de satışlarına başladınız. Bahçekent yeni bir yerleşim bölgesi. Bahçeşehir'in hemen yanında konumlanıyor. Bize biraz projeyi anlatır mısınız? Projemiz Bahçeşehir'in hemen yanında yer alıyor. Havaalanı bağlantı yolları, 3. çevre yolu bağlantı yollarına çok yakın bir konumda yer alıyor. Yeni yapılacak olan havaalanına buradan 20-25 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlanabilecek. Bölgemizde çeşitli alışveriş olanakları oluşturulmaya başlandı. Bu bölge Emlak Fonu tarafından planlı olarak geliştirilen bir bölge. İstanbul'da planlı olarak oluşturulan Ataşehir, Kayaşehir gibi bölgelerden farklı olarak buranın önce altyapısı hazırlandı. Akabinde yerleşime açılacak bir bölge olması planlanıyor. Emlak Konut'un burada şu an 4 etap projesi var. Birinci etabını kendisi inşa ediyor. 2000 konut civarında. İkinci etapta 796 konut var. Üçüncü etap bizim projemiz. 1394 daire ve 86 ticari üniteden oluşuyor projemiz. Satışlarına 11 Nisan'da başladık. Gayet de güzel gidiyor. Evet, bölgede yerleşim yeni başlıyor. İnşaatlar hala devam ediyor. Bu bölge yerleşime açıldığında yaklaşık kaç konuttan oluşuyor bir bölge olacak? Yaklaşık 14 bin konut kadar Emlak Konut'un kendi rezerv alanlarında üretmesi planlanıyor. Ve bu bölgede Emlak Konut'un üretimleri tamamlandıktan sonra ve akabinde yani birleşik olarak özel sektör projeleri de gelmeye başlayacaktır diye düşünüyoruz. Çok büyük bir park alanı yapılıyor değil mi? Şehir parkı yapılacak bölgede. 140 bin metrekare civarında bir şehir parkı yapılacak. Bunun içerisinde sosyo-kültürel tesis alanları, camiler, yürüyüş yolları, çim, kayak pistleri ve sportif etkinlik alanları yer alacak. Planlanan bir şehir parkı, bölgeye hizmet etmesi için oluşturulmuş bir şey. Yaklaşık 50 milyon lira civarında bir emlak konut bu bölgeye yatırım yapıyor park için. Parkın bitmesi, hayata geçmesi için kaç yıl geçmesi gerekecek burada Engin Bey? Projelerin teslimiyle beraber parkta faaliyete geçeceğini düşünüyoruz. Yaklaşık 2-3 yıl gibi bir süre içerisinde, ihalesi yeni yapıldı biliyorsunuz. 2-3 yıl gibi bir süre içerisinde teslim edilecek. Zaten bölgede yaşam da 3 yıl civarında başlıyor olacak. Evet, maksimum bir 3 yıl sonra o zaman burası yaşayan bir şehir haline dönmüş olacak değil mi? Evet, biraz da projeden bahsedelim mi? Nasıl bir yaşam olacak sizin projenizin içinde? Projemizde 1+1'den 4+1'e daire seçeneklerimiz mevcut. Kapalı spor alanları, yüzme havuzları var. İki adadan oluşuyor projemiz. İki adada da kendine ait kapalı spor tesisleri, yüzme havuzları var. Kapalı otoparklar yaptık. Projede kesinlikle dışarıda bir araç trafiği olmayacak site içinde. Sadece güvenlik ve işte ambulans, itfaiye gibi konular olduğunda içeriye araç girişi olacak. Çocuklara güvenli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledik. Açık çocuk yüzme havuzlarımız var. Etrafında dinlenme terasları var. Projede peyzaj alanlarını çok geniş tutmaya özen gösterdik. Okuma bahçeleri, yetişkin bahçeleri oluşturduk. Kameriyeler oluşturduk. 1394 konutta yüksek ölçekte olanlar aile tipi dairelerimiz. Oturum amaçlı düşünülebilecek daireler. 3+1'lerimiz mesela 794 tane. Kaç blok var toplamda? Toplamda 21 blok var projemizde. Kaç katlı bu bloklar? Kule bloklarımız var. 20-26 kat arasında değişen. Bunun haricinde buna 3 tane zaten. Geneli 14 katlı bloklar. Engin Bey, dairelerin teknik özellikleri ve inşaat kalitesinden bize bahseder misiniz? Dairelerimizde öncelikle otoparklardan direkt olarak tüm dairelerimize erişim sağlanabiliyor. Dairelerimizde girişlerde portmanto, banyo dolapları, ebeveyn banyosunun dolapları ve mutfak dolapları standart olarak müşterilerimize veriliyor. Bununla beraber ankastre üçlü setimiz ocak, davlumbaz ve fırından oluşan müşterilerimize veriliyor. Mutfak tezgahlarımızda akrilik tezgah kullandık. Tüm dairelerin içinde kullanılan malzemeler birinci sınıf yerli üretim malzemeler kullandık. Seramiklerimiz ve parkelerimiz, aynı zamanda pencerelerimiz özel projemize üretiliyor. Pencerelerde yüksek katlarda olmasına rağmen kayar bir sistem oluşturduk.
Ve bu sayede kesinlikle içeri hava girişi olmuyor ve yaz aylarında tamamını açarak kullanabiliyorlar. Daire tasarımları olarak mutfak ve salon arasında bir yemek alanı oluşturduk. Dairelerimizin birçoğunda bu mevcut. 1+1'ler hariç kapalı mutfağı olan tüm dairelerimizde bu mevcut. Bu sayede hem mutfaktan misafir ağırlamak konusunda servis çok kolay oluyor. Hem de salon tamamen oturma alanı olarak kullanım imkanı veriyor. Tüm dairelerimizde ebeveyn yatak odalarında soyunma alanı oluşturduk. Soyunma dolapları var ve tüm dairelerimizde aynı şekilde ebeveyn banyolarımız da mevcut. Tüm projeyi satışa çıkardınız mı ilk etapta? Tabii, tüm projemizi aynı anda satışa sunduk. Blokların kendi içerisinde konumlarına göre değişik fiyatlandırmaları oldu. Peki ilgi nasıl bölgedeki? Daha çok hangi daire tiplerine ilgi var? Şu anda 3+1'e yoğun bir ilgi alıyoruz. Bu bölgeyi genelde insanlar oturum amaçlı hedefliyorlar. Yatırımcılar da 3+1'lere yönelmek istiyorlar. Çünkü fiyatlarımız çok uygun. İstanbul genelinde emlak konut projelerine baktığınızda bu fiyattan satış yapabilen bir proje yok. Evet. Peki müşteri profiliniz nasıl Engin Bey genel anlamda? Genel anlamda Başakşehir, Bahçeşehir bölgesindeki yatırımcı ve oturum amaçlı insanlar düşünüyorlar. Biliyorsunuz Bahçeşehir eski bir yerleşim alanı. Biz de hemen yanında yer alıyoruz. 3 kilometre mesafemiz var. Bahçeşehir'e dahiliz diyebiliriz ama oradaki yapılar genelde eski binalar. Oradaki sosyal imkanlarını arttırmak, yeni bir statüye geçmek isteyen konut sahipleri buradan oturum amaçlı daire almayı tercih ediyorlar. Tabii sosyal imkanlar da bu anlamda geniş değil mi? Neler var sosyal imkanların içerisinde proje dahilinde? Saunamız, fitness center'ımız, Türkomamımız, kapalı yüzme havuzlarımız, kapalı otoparklarımız mevcut projemizde. Projemizin hemen yanında bir hayat park, az önce bahsettiğimiz gibi inşa ediliyor, 140 bin metrekare. Bu çok önemli bir etken. Bunun zaten içerisinde işte çim kayak pisti, etkinlik alanları, yürüyüş mesafesi. Hemen yürüyüş mesafesinde tabii. Ayrıca projemizin dairelerinden birçoğu Hayat Park'a manzaralı olarak inşa edildi. Peki biraz da isterseniz ulaşımdan bahsedelim. Burada yaşayacak insanlar tabii ki bölgede ikamet eden, bölgede çalışan kesim olsa gerek değil mi? Nasıl, müşteri profiliniz nasıl? Yatırımcı, oturumcu olarak baktığınızda, oranladığınızda nasıl bir profil ortaya çıkıyor? Şu an yatırım ve oturum olarak daire tercih edenler hemen hemen birbirine yakınlar. %40-60 diyebiliriz. Oturum amaçlı daire tercih edenler biraz daha yoğunlukta. Çünkü bu bölge oturuma daha elverişli, daha insanların sosyal platformunu arttıracak düzeyde inşa edilmiş bir yer. Biliyorsunuz şehrin keşmekeşinde bahçeli evler, Bakırköy gibi bölgelerde park yeri bile bulmak çok zor. Yani. Burada planlı bir yerleşim olduğu için insanlar artık biraz daha evime geldiğimde aman arabamı nereye koyacağım, bir problem yaşayacak mıyım, sıkış tıkış yerlerden, dar sokaklardan kurtulmak amacıyla bu tip bölgeleri tercih ediyorlar. Evet, ulaşım avantajları da olacak değil mi? Biliyorsunuz 2019 projeksiyonunda metro gelmesi hedefleniyor Bahçeşehir'e. Zaten çok yakınımızda bir alışveriş merkezimiz var. Akbatı Alışveriş Merkezi'ne 3 kilometre mesafedeyiz. İnsanlar tüm temel ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyor olacaklar. Aynı zamanda emlak konutun bölgede yaptığı çarşılar var. Geçtiğimiz günlerde açık arttırması gerçekleşti. Burada 260 tane bağımsız üniteden oluşan bir ticari platform oluşuyor. Burada çeşitli kafeler, marketler yürüme mesafesinde hepsini ihtiyaçlarını karşılayabilecek yatırımcılarımız. Aynı zamanda 86 tane dükkan bizim kendi projemizin içerisinde mevcut. Bunlar cadde mağazaları olacak. Hemen siteden çıktığında yürüme mesafesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Evet, biraz önce sizin de dediğiniz gibi İstanbul'un sınırları içerisinde bu sosyal imkanları ve bu inşaat kalitesi olabilecek ve bu fiyatlarla olabilecek projeler çok az ve kısıtlı gerçekten. Bu anlamda projenizi fiyat olarak da değerlendirir misiniz? Metrekare birim fiyatlarımız 2500 lira ortalamasında biz projeyi satışa sunduk. Şu anda da fiyatlarımız satış oranlarıyla beraber artış gösterecektir. 2500 lira gibi bir fiyatla zaten inşaat maliyetine çok yakın bir fiyat bunlar. Arazi maliyeti ve inşaat maliyetini hesap ettiğinizde hemen hemen bu rakamlara denk geliyor. Biz burada konut almayı hedefleyen kişilere bir imkan sağlamaya çalıştık. %50 peşinat, %50 de 30 ay vade yapıyoruz projemizde. Kendi bünyemizde vade farkı olmadan.
Bunun yanında peşinat almadığımız bir ödeme planımız var. 10 bin lira daire için kapora veriyorlar. Geri kalanını da 3 taksitte 2016, 17 ve 18 Nisan aylarında ödüyorlar ve %70'ini de kredi kullanıyorlar. Evet, yani konut alıcısının aslında değerlendirebileceği çok önemli bir fırsat diyebiliriz bu proje. Vade farkı olmaması şu an için iyi bir avantaj. Biliyorsunuz faiz oranları 0.89-0.91 civarında şu an seyrediyor. Bu bağlamda vade farkı alınmıyor olması güzel bir ödeme planı. Evet, ama onun dışında da banka kredisiyle projeden daire alınabiliyor. Tabii ki projemiz oranlarınız kredi nedir orada? Şu an 0.87 civarında bankalar vade farkı uyguluyorlar. Evet. Peki lansmanınızda da biz yer aldığımız için reklamlarınızı da daha sonra izledik. Mustafa Denizli reklam yüzü olarak seçtiniz. Nasıl tepkiler aldınız? Neden Mustafa Bey'di reklam yüzünüz? Kamuoyunda oluşan tepkiler gayet sevindirici. Biz beklediğimiz tepkileri görmek bizi de mutlu ediyor açıkçası. Mustafa hocamız çok değerli bir insan. Bugüne kadar birçok futbolcunun keşfini gerçekleştirmiş. Yıldızları keşfeden bir kişi olduğu için, evet, biz de bir projemizin keşfedilmesi gereken bir bölgede yer aldığı için kendisini tercih ettik. Umarım Mustafa Denizli bu anlamda projenin satışlarında çok faydalı olacaktır size. Peki Engin Bey, projenin prim potansiyeli nedir? 2500 TL gibi bir metrekare fiyatıyla bugün çıktınız ve yaklaşık 30 ay sonra da teslim edeceksiniz projeyi. Nasıl bir potansiyel öngörüyorsunuz bölgede? Bildiğiniz gibi yakın bölgelerde daire fiyatları 3200-3500 fiyat aralığında şu an satışta. Dolayısıyla 2500 liradan satıyor olmamız bizim de projemizin teslime yaklaşan tarihlerde o fiyatlara geleceğini çok rahatlıkla öngörebiliriz. 3 yıl içerisinde proje teslime yaklaştıkça %80 değerinde prim yapmasını bekliyoruz. Evet, peki çok teşekkür ederim Engin Bey. Şimdi de Cihan İnşaat'ın satış pazarlama ve iş geliştirme müdürü Bengi Işır yanımızda. Merhaba Bengi Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, Engin Bey'le biraz projeyi konuştuk, müşteri profilini konuştuk, satışları konuştuk. Sizinle de Cihan İnşaat'ın hedeflerini, bugüne kadar yaptığı projeleri ve hedeflerini konuşalım istiyoruz. Bize Cihan İnşaat'ı anlatır mısınız? Tabii, memnuniyetle. Cihan İnşaat sizlerin de bildiği üzere aslında taahhüt ağırlıklı bir firma. 2005 yılından beri Cihan İnşaat kendi yatırım projelerini üretiyor. Biz ilk olarak güneyde yabancıya yönelik konut imalatıyla başladık yatırım projelerimize. Tabii orada çok enteresan tecrübeler sahibi olduk. Hem yurt dışına pazarlama konusunda hem çıtası yüksek bir müşteri profiliydi. Onların taleplerini karşılama noktasında bir deneyim sahibi olduk ve ardından Türkiye içerisinde yerli müşterilerimiz için konut üretmeye başladık. O tecrübeleri kullanarak bugüne kadar yaptığımız projelerimizde hep mümkün olan yüksek standartlarda ürünler üretmeye gayret ettik ve bu şekilde de müşterimizin teveccühüne sahip olduk. Bundan sonra da diyebilirim ki biz Cihan İnşaat olarak sektörde yenilikler üretmeye hedefli bir şirketiz. Bizim için yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni pazarlar çok önemli. Biz Türk müşterilerimiz için elimizden gelen en güzel daire planlarını, projeleri geliştirmeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar Avrupark projemizde de örnek dairelerimiz gezildiğinde tüm müşterilerimiz çok memnun kaldılar. Çünkü Türk halkının yaşam özelliklerini dikkatle analiz ettik, ihtiyaçlarını da dikkatle analiz ettik ve bu doğrultuda daire planları oluşturmaya gayret ettik. Bundan sonra da yine sektörde güzel daire planları oluşturan, iyi projeler çıkartan ve iyi malzemeyi iyi harmanlayabilen bir firma olarak isim yapmak istiyoruz. Şu ara sektörde çeşitli yatırım alanları ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bugüne kadar İstanbul ağırlıklı bir imalatımız oldu. Bundan sonra İstanbul dışında da bir takım yatırım planlarımız var. İstanbul dışı derken hemen akıllara tabii güney sahiller gelecektir. Bu sefer öyle değil. Biz evet güneyde başladık, kuzeye doğru devam edeceğiz diyeyim. Hı hı, çok güzel. Nerelerde hedeflerimiz? Hedeflerimiz şu ara mesela Trabzon'da bir proje üzerine çalışıyoruz. Çok büyük ihtimalle önümüzdeki 6 aylık süre içerisinde planları, projeleri hazırlanmış olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bunun dışında Avrupa'da yaşayan Türk müşterilerimiz için bir takım çalışmalar hazırlıyoruz.
Şimdi biliyorsunuz Avrupa'daki yaşayan Türk vatandaşlarımız bugüne kadar hep göz ardı edildi. Bir taraftan baktığınızda o ülke vatandaşı gibi muamele görmüyorlar. Öte yandan memleketlerine geldiklerinde Türk vatandaşı gibi muamele göremiyorlar. Biz şimdi onlara elverişli ödeme planları, ödeme sistemleri geliştiriyoruz. Bildiğiniz üzere şu anda bankacılık sistemimizde Türkiye'de geliri olmayan insanların, gelirini belgeleyemeyen insanların Türkiye'de kredi kullanması mümkün olmuyor. Şimdi yapacağımız çalışmalarda o Türk vatandaşlarımızı Türkiye'de uzun vadeli ödeme alternatifleriyle konut sahibi olma imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun dışında karma projeler geliştireceğiz. Birkaç lokasyonda şu anda içerisinde alışveriş unsurlarının olduğu konutların ve konaklama imkanlarının olduğu projeler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Tabii hedefimiz şu anda Avrupark ile sağlamış olduğumuz çıkışı müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda devam ettirebilmek. Mümkün olduğunca biz sektörde süreklilik sahibi olmak isteyen bir firmayız. Çünkü bizim aslında tek işimiz inşaat üretmek. Biz sektörü hareketli görüp başka sektörden bu sektöre transfer olmuş bir firma değiliz. Kurucularımız da inşaat mühendisi ve 30 yılı aşkın deneyimleri var her iki kurucumuzun da. Dolayısıyla inşaatı iyi biliyor, inşaat sektörüne de devam etmek istiyoruz. Evet, Avrupark projesi Avrupalı Türklere de o zaman kolaylıklar sağlayacak önümüzdeki dönemde ismini evet. De aslında bir şekilde pekiştirecek. Yani aslında biz şöyle Avrupark ismini bir çatı isim olarak geliştirdik, kabul ettik. Bundan sonra geliştireceğimiz projelerimizde Avrupark'ı kullanmaya devam edeceğiz. İşte lokasyona göre mesela burası Avrupark Bahçekent oldu. Bir başka projemizde Avrupark bir o lokasyonun ismi, o bölgenin ismiyle anılan bir isim olacak muhtemelen. Peki, Bengi Bey, Trabzon dediniz, orada bir konut projesi sanırım hedefliyorsunuz. Aslında konut ve ticari ünitelerden oluşan yarı karma bir proje diyebilirim. Evet, peki biliyorsunuz son dönemde yabancıya satış sektöre damgasını vurdu. Evet. Her geçen yıl üzerine koyarak, rekorlar kırarak yabancı satışları gidiyor. Bu anlamda Trabzon'da yabancıların çok ilgi gösterdi, özellikle Körfez bölgesinde. Evet, son dönemde. Son dönemde çok ilgi gösterdiği bir bölge. Hedefiniz o Körfez bölgesindeki yatırımcıyı mı çekmekti Trabzon'daki projede? Ben aslında şöyle bir açıklamayla bu soruya cevap vermek isterim. Şimdi yabancıya satışta biz biraz temkinli olmak istiyoruz. Çünkü bugüne kadarki yabancıya satış tecrübemiz bizim şunu gösterdi. Milletlerin kendi ortak kültürleri var. Biz Türkiye olarak yabancı olan, yani Türkiye dışındaki herhangi bir ülkeye yabancı diyoruz. Ama öte yandan onlar da kendi içerisinde yabancılar olarak ayrışıyorlar. Şimdi mesela bizim Güney sahillerinde ürettiğimiz projelerimizde farklı ülkelerin insanları diğer ülke insanlarıyla birlikte olmayı çok tercih etmiyordu. Özellikle bazı ülkeler diğer başka ülkeyi çok içlerinde görmekten hoşlanmıyorlardı. Dolayısıyla çeşitli gruplaşmalar oluşuyor. Yani mesela İskandinav ülkeleri kendi arasında huzurlu iken Rus ülkelerini diyeyim. Rus vatandaşları derken hani Rusya bölgesindeki ülkeleri çok fazla tercih etmezlerken Ruslar da zaten diğer ülkeleri çok tercih etmiyorlardı. Benzer şekilde Türk insanına yönelik geliştirdiğimiz projelerde de çok fazla yabancı müşteri olması tercih edilmiyor. Biz de buna biraz dikkat ediyoruz. Ve bundan sonra geliştireceğimiz projelerde de daha çok hangi bölge ülkesini hedefliyorsak o ülkeye paralel özellikleri barındırmak istiyoruz. Ona göre de pazarlama. Evet. Yani çok fazla biz karışık ülke bir araya getirelim istemiyoruz. Yani mesela Trabzon projesinden bahsettiniz. Evet, Trabzon son dönemde özellikle Orta Doğulu müşteri profilinin çok ilgisini çeken bir bölge haline geldi. Hatta yıllık satış istatistiklerine baktığınızda İstanbul'daki yabancıya satış oranından daha fazladır Trabzon'da Orta Doğulu müşterilere yapılan satış oranları. Şimdi biz de projenin zaten gelişim aşamalarındayız. Şu ara karar arifesindeyiz diyebiliriz. Eğer
Orta Doğu müşterisini hedefleyen bir proje ortaya çıkartacaksak onun kriterlerine göre bir proje olacak ve dolayısıyla çok fazla yurt içerisinde onun tanıtımını yapmayacağız. Büyük ihtimalle de öyle gelişecek gibi görünüyor. Mesela bizim Avrupark projemizle ilgili olarak da bu konuda sorular aldık. Yabancı satışları hedefliyor evet. musunuz şeklinde. Biz tabii gelen müşterilerimize hiçbirisine biz hani hayır, satış yapamayız demiyoruz. Ama öte yandan özel olarak yurt dışında bir pazarlama organizasyonu içerisinde olmuyoruz Avrupark projesi için. Çünkü neticesinde 1400 dairenin yaklaşık bulunduğu bir proje. Ve bu projede büyük oranda yabancıya satış gerçekleşecek olursa yarın yaşama geçişte bir takım problemler olabileceğini biz inanıyoruz. Ve tüm projelerimizde de bu kriterleri dikkate alarak aslında planlama yapıyoruz diyebilirim. Evet, zaten adet olarak 1394 evet. konutluk bir proje. Çok yeni başladınız. Evet. Öncelikle biz bu projede size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkürler. Yeni projelerde de hep birlikte onları da tanıtıyor oluruz. Olacağız inşallah. Biz de izleyicilerimize evet. çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.